Bakanlığımız engellilerle ilgili bir çalışma yürüttü. Bütün kadrolu antrenörler herhangi branş, iki tane branştan seminere gönderdi. Ben de güreş branşına yakın olan bedensel engelli halter ve işitme engelli güreşi seçtim. Seminere gittik, antrenörlük kursumuzu aldık. Bu belgeyi aldıktan sonra, Düzce'ye geldikten sonra ben Düzce'de işitme engelli sporcu olup olmadığıyla ilgili araştırdım. Bir de bedensel engelli öğrenci olup olmadığıyla ilgili bir araştırma yaptım. Bu araştırmanın sonucunda daha önce Avrupa şampiyonu çıkardığımız Muhammed Kaan Aktürk ile denk geldik. O da spor sokakta denk geldik. Avrupa şampiyonu yetiştirdik. Ondan sonra işitme engelli güreşte de Yunus Emre Caklı, o da dünya şampiyonası kampına seçildi. Türkiye ikincisi oldu ve şu an Marmara Üniversitesi'nde okumakta. Şu an işitme engelli iki tane öğrencim var. Salih birinci Türkiye şampiyonu oldu. İşitme engellilerde 51 kiloda, Greco-Roman stilde. Beytullah Yeşildağ ise sağlık nedenlerinden dolayı Türkiye şampiyonasına katılamadı. İlde il şampiyonu oldu. Bedensel engellilerde Sudenaz Özen, bir de Elif Nur Babur. Bunlar da beden eğitimi öğretmenlerinin tavsiyesiyle bedensel engelli haltere başladı. Yaklaşık 4-5 ay oldu onlarla çalışıyoruz. İstediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kilolar, yani istediğimiz kiloları kaldırmaya başladı. Sudenaz ise, Sudenaz Özen babasıyla birlikte pazara gelirken pazarda denk geldik. Babasıyla olduğu için hemen ben babasıyla önce tanıştım. Ondan sonra kendimi tanıttım. Ben bu kızı bedensel engelli halterde çalıştırabileceğimi anlattım ve kız teklifimi kabul etti. Böylece antrenmanlara başladı. Sudenaz Özen ile Elif Babur daha Türkiye şampiyonasına katılamadılar. Onlar da bu sene Allah'ın izniyle katılıp ve şampiyon olacaklar. Hedeflerimiz öncelikle Türkiye şampiyonasında birinci olup altın madalyayı kazanmak. Ondan sonra milli takıma seçilip milli takımda sporcudan daha iyi bir çalışıp ondan sonra ilk olan turnuva Avrupa şampiyonası, ondan sonra dünya şampiyonası, 4 yılda bir yapılan DIF olimpikler, bir de paralimpikler. Buralarda derece elde edip bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Toplamda bedensel engelli 7 sporcu yetiştirdim. 10 tane de işitme engelli sporcu. Bu sporcuların ortak özelliği, biz sosyal olarak çok geliştik, kültürel olarak çok geliştik. Ondan sonra hedeflerimiz var. Hedeflerimiz için çalışıyoruz. Hedeflerimize kavuşuncaya kadar, ulaşıncaya kadar, tüm kanımızın son noktasına kadar çalışacağız. Onlardaki bu azmi gördükçe ben de yeni öğrenciler bulup bir de elimdeki öğrencilerle başarılar elde etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ortaokuldayken beden hocam, beden öğretmenim tavsiye etti güreş yapmamı. Ben de güreşe geldim. Mesut Hoca ile tanıştım. 3,5 yıldan beri güreş yapıyorum. İşitme engellilere tavsiyem evde oturacaklarına spor yapmaları, güreş yapmaları, güçlenmesi ve sosyal hayata gelişmesini tavsiye ediyorum. Kalk önce, kaldır adamı. Kaldıralım. Evet, sen de kaldır. Ensesine bak. Ensesine doğru otur, yuvarla. Otur önce. Evet. Neyse. Spor yapmadan önce eve gidiyor. Okuldan eve gidiyordum. Evde oturuyordum. Spora başladıktan sonra okuldan hiç eve uğramadan direkt spora geçiyorum. Sporda da güreş yapıyorum. Kendimi güçlendiriyorum. Öyle de değil. Şöyle. Bak şu kolu şuradan gidecek. Şu üstten. Şöyle ensesine bakacaksın. Yuvarlayacak. Önce oturacaksın. Tamam mı? Hedefim Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçilmek. Avrupa şampiyonu olmak. Dünya şampiyonu olmak. Olimpiyat şampiyonu olmak. Ve bayrağımızı dalgalandırıp herkese milli marşımızı okutmak istiyorum. Tersine. Yaptınız mı?
Hatta ilk önce Mesut ile pazarda bir karşılaştık. Ona bana tavsiyede bulundu. İşte yapalım, istersen katılabilirsin, istersen katılmayabilirsin falan dedi. Ben de istedim tabii ki de. Ondan sonra geldik, denememizi yaptık ve başarılı oldum. Ben devam etmek istedim. Tatile başladıktan sonra herhalde komple den değişti. Ondan sonra geldim, ağırlık çalıştım, kendimi bir şeysin güçlü hissetmeye başladım. Hedefim ilk önce Türkiye birincisi olmak, işte arkasından Avrupa, dünya, ondan sonra 4 yıldızlı olimpiyatlara katılmak istiyorum. Yani daha çok hayata küsmüş olmasınlar, gelsinler, buraya katılsınlar, güzel bir şeyle elde etsinler, hayata bağlansınlar. Beden eğitimi hocamın üst bedenimin kuvvetli olduğunu görmesiyle başladım. Bizi Mesut Hoca ile tanıştırdı. Sonrasında yaz okuluna gittik ve kış okuluna devam ediyorum. Hedeflerim ilk önce Türkiye, sonra Avrupa, sonra dünya ve olimpiyat şampiyonası. Sonrasında milli takıma girmek ve maçlarda İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum.